Sevgili izleyiciler, bu ayki sanat programımızda oldukça ilginç bir sergiyi getiriyoruz karşınıza. Baba ve Oğulları resim sergisini. 25 Ekim'de Ankara'da sanatseverlerle buluşacak olan sergide ilk etapta sizleri neler bekliyor? Gelin hep beraber bir bakalım. Elbet sanatçı ailede doğmam bir kere bir avantajla başladım hayata. Çünkü o çevre hep işte yazarlar, şairlerin bir arada olduğu, bilinçaltı o sanat düşüncesiyle büyümenin her zaman farklı dünyaları, renkli dünyaları götürebilmesi benim için bir şans diye sayıyorum. Ve en büyük etken annemin bir ressamın portresini annemin portresini çalışırken uzun saatlerce bakardım ve hep hayal ederdim, acaba ben de bir gün bu renkli dünyaya dahil olabilir miyim, ben de bu renkli dünyada yer alabilir miyim diye hep hayaller sürdüm. Hayaller elbet annem ve babamın beni o küçük yaşta fark edip resim okuluna yazdırmalarıyla başladı. Ve hayatım o günden bugüne hep resimle geçti. O günkü hayaller bugün ilhama dönüştü. O ilhamla bugün artık o günleri hatırlıyorum. Şimdi artık anne babam kadar o küçükken o duygularımı tuvalde ifade edebiliyorum. Eğitim alırken çok çeşitli yollardan geçiyorsunuz. Çünkü hayatımızda o kadar çok ressam var ki her türlü tarzlar, stiller, temalar, bunlar sizi her yıl etkiliyor. Birinci sınıftan ta son sınıfa kadar her sene insan değişiyor. Bir bakıyorsunuz işte ben empresyonistlere aşık oldum diyorsunuz. Bu tarzı seçeceğim hayatımı. Bir sene geçtikten sonra sürrealizm giriyor, araya sembolizm giriyor. Fakat benim yapı olarak anne babadan yazar ve şairlerden harmanlandığım için esas yapım sürrealizm ile lirizm arasında bir gelişim oluştu. Bu gelişim sonra da teknik olarak başka tarzlarla destek aldım. Şimdiki konumum daha böyle romantik, lirik temalar işliyorum. Onun içinde işte bale serisi, müzik, keman, sonraki aşamada işte satranç serisine geçtim. Bunlar hepsi altyapıdan geliyor. Sanat her dalı insanları bir şekilde etkiliyor. Geçmişteki hayatlarını, yaşadıkları aşkları. Yani o şekilde her bir sanatçıda bir sembol oluşuyor, simge oluşuyor. O simge bütün tuvallerinde devam eder ve sanatçının bir imzası gibi bir görüntü taşır. Mesela önceki resimlerimde hep geçmiş, mazide kalmış aşklar ifade ettiğim için hep yaprak kullanmışım. Bir yeşil yaprak
kuruyor. Yani yaprağın bir faaliyeti. Ağaçtayken sonra yere düşüyor. Yerde sonra kurumaya başlıyor. O da bir faaliyet. Yani insanın yaratılışla ilgili işte bugün, yarın ve gelecek anlamında hep tuvallerde yaprağı kullandım. O yaprak da yani seri olarak değişiyor bütün tuvallerde ama yaprak her yerde kendinden bahsediyor. Yani bir mazide kalmış, yani yaşanmış hikayeler gibi algılayabiliriz. Benim çalıştığım bir 5 ana tema var. Bu bale serisi, keman serisi ve satranç serisi. Bunun arasında kadın ağaçları serisi vardı. Dolayısıyla her seride, yani dediğim gibi o yaprak iştirak ederken bu sefer daha ilginç bir konuyu ele attım. Hatta geliştiriyorum. Satranç oyunu serisi bu geçmişten bugüne kadar bütün stratejik oyunlardan yola çıkmış ve çok eski oyun olan bir satranç. Çünkü satranç serisi bir felsefe oyunu, stratejik bir oyun ve geçmişten bugüne bütün oyunların altında hep kadın olduğu için, yani kadınlar bütün sanatçılara ilham verdiği için hep baş figürü kadın olarak kullanmışlar. Satrançta da ben de kadınların arasındaki savaşı ifade etmeye çalışıyorum. Yani kadınlar arasındaki kurnaz oyunları. Buradaki figürler, simgeler sabit olan satranç taşları erkekler temsil ediyor. Artık bu seride hep yani yaprak yerine sabit kalan satranç taşları, o işte fil, şah, vezir, piyon, bunlar işte o savaşın içinde iştirak ediyorlar ama esas ana nokta yine kadınların arasında oluyor. Birazcık felsefi bir davranış oldu. Umarım sanatseverler farklı bir yönde bunu karşılayacaklar. Ve işte kendi hayatlarındaki oyunları hatırlatmaya çalışır bu konular. Atölyede yetiştirdiğim iki oğlum var, ikiz oğullar. Bunlar bebekken hep atölyede bilinçaltı o renklerin içinde, paletlerin içinde kendilerini boyayarak tuvalin karşısında ve hiçbir zaman onu ben düşünemedim. Yani bir gün gelip de yanımda ressam olarak yetişirler diye. Bu benim için de birazcık sürpriz oldu. Şimdi üniversiteden sonra ikisi de mezun oldu Hacettepe Üniversitesi'nden resim bölümü ve grafik bölümü. Hep beraber aynı atölyeyi paylaşıyoruz. Atölyede de şimdi herkesin kendi konuları var. Ben yardımcı oluyorum, bazen bana yardımcı oluyorlar. Öyle karmaşık gidiyor. Onların da bir kişisel sergileri olacaktı. O kişisel sergi hazırlığında aklımıza bir fikir geldi. Yani üç silahşor gibi, yani üçümüz bir arada bir sergi açalım. Yani Türkiye'de de çok yenilik, yani hiç görülmemiş bir olay. Yani baba ve oğullar konsepti oluştu. Yani baba ve oğullar konsepti Galeri Soyut desteğiyle yani gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ve konular hepsi mitolojik. Yani Behzat Feyzullah Truva'yı çalışıyor. Yine aynı işte Türkiye topraklarında oluşmuş bir olay. Hüseyin Feyzullah Persefon mitolojisinden bahsediyor. Ben de yeni serimle, satranç serimle bu sergiye katılmayı düşünüyoruz.
Eserlerimde aldığım konu mitolojiden bir konu. Bu mitolojiden aldığım konu Persefone'nin kaçırılışı. Persefone'nin kaçırılışını neden ele aldığımı söylemek gerekirse, natürmortlarımda kullandığım objelerden, en çok kullandığım objelerden birisi nardı, nar simgesiydi. Bu konu içinde de nar geçtiği için ben bu konuyu ele aldım. Bu konunun kısaca özetini şöyle anlatabilirim. Konuda Persefone Hades tarafından kaçırılıyor. Persefone kim derseniz, Demeter'le Zeus'un kızı. Demeter yeryüzü tanrıçası, bolluk ve bereketlik dağıtan bir tanrıça. Hades de, Zeus da zaten tanrıların en büyük tanrısı olarak kabul ediliyor. Persefone da bir gün bahçede gezerken Hades tarafından görülüyor ve Hades Zeus'la bir anlaşma yapıyor. Bu kızı almak için kendine, yani yer altına kaçırmak için. Bu anlaşmayı da kabul ediyor Zeus. Ondan sonra yer altına kaçırılıyor Persefone. Persefone'nin yer altına kaçırıldıktan sonra Hades'in çok özel bir meyvesi olan nardan sunuluyor. Hades'in yer altı konusundakinde detaylardan birisi, yer altında ne yenirse yer altına aitlik simgesi oluşuyor. Yani insan da olabilir bu, başka bir şey de olabilir, hiç fark etmez. Her canlı aynı şekilde kabul ediliyor. Nardan yiyen Persefone tabii ki yer altına tamamıyla aitlik oluyor artık. Yani ait oluyor ve Hades'in eşi olarak, zorunlu olarak kabul etmek zorunda. Ve Demeter bunu öğrenince ilk başta tabii ki kızının kaybolduğunu öğreniyor. Ve yeryüzünden bütün bu yaptığı bolluk bereketlik işlerinden elini kolunu çekince hayatını kızını aramayla başlıyor. Ve bu kızını aradığı zamanlarda yeryüzünde insanlar açlık ve kıtlıktan ölmeye başlıyorlar. Demeter toprağı verimli kılmayı reddediyor. Hikaye bunun üzerine. Resimlerimde kullandığım renklere gelirsek eğer, sıcak ve soğuk renkleri çok canlı kullanıyorum. Bunun nedenlerinden birisi ilk başta hocam olarak babam olması. Babamın renklerinden çok etkilenerek başladım. Ondan sonra Rönesans ve Barok dönemlerini takip ederek bu fırça tekniğimi birazcık daha onlara yönlendirdim. Sanat dallarından biri olan sürrealizmden etkilendim. Sürrealizmdeki etkilenmemin en önemli nedenlerinden biri olan babamdı. Sürrealist sanatçı olarak. Sonra ileri gelen safhada Dali'den çok etkilendim. Dali'nin uçuk sürrealizmi hayal gücünü, yani sanatın hayal gücünü yansıtması, yani sanatta hayal gücünü yansıtması beni çok etkiledi ve hani kendime göre yorumladığım zaman sanatı hayal gücü olarak görüyorum. Hayal gücünden yola çıkarsak yani mitoloji konularını ele alırız. Çünkü mitoloji konuları genelde hep hayal gücü üzerinedir. Yani efsaneler ve hikayelerden oluşuyor. Bu sergide İlyada efsanelerinden biri olan Truva konusunu ele alıyorum. Resimlerimde atları devasa biçimde yorumlamaktayım. Bunun nedeni Truva halkının atlara olan inancıdır. Ve Truva konusundaki en önemli sebeplerinden biri de budur. Ve diğer konulara ele alırsak, aşk ve ihanetin bu konu üzerinde, aşk ve ihanetin yoğun biçimde vurgulanması beni çok etkiledi ve bunu daha çok sürrealist biçimde yorumladım. Bundan sonraki sergilerde sürrealist biçimde mitolojik konuları ele almaya devam edeceğim.
Evet, 25 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak olan bu sergiyi 20 Kasım'a kadar gezebileceksiniz. Ancak İstanbul'da değil, Ankara'da Galeri Soyut'ta. Dolayısıyla Ankara'ya yolunuz düşerse bir şekilde Galeri Soyut'a da uğramayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.